Merhaba sevgili öğrencilerim. Sosyal bilgiler birinci soruyla başlayabiliriz cevaplamaya. 1. Sosyal bilgiler dersi ülkemizde 4. sınıftan başlayarak öğrenilen zorunlu derslerden birisidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçlarından birisi değildir? Hemen bakalım. A. Dünyadaki diğer milletlerin kültürleri hakkında fikir sahibi olmamızı sağlar. Doğru. Sadece kendi kültürümüzden söz etmeyiz sosyal bilgilerde. Başka kültürlerin özelliklerinden de söz etmeyiz olur. B. Atatürk ilke ve inkılaplarını bilen, yaşatan bireyler olmamızı sağlar. Çocuklar evet bu başta sosyal bilgilerin ama sonra tüm derslerin ana kazanımlarından, hedeflerinden bir diğeridir. C. Açık ve net bir Türkçe ile kendimizi ifade etme becerisini kazanmamızı ve güzel yazı yazmamızı sağlaması. Bu bir dursun. D. Toplumsal dayanışma ve işbirliği içerisinde olmayı, bir bütün olmamızı sağlaması. Tabii ki çocuklar, biz tek yumruk olmayı bildiğimiz dönemlerde yaşadık. Doğal afetlerde, savaşlarda, güzelliklerde, her koşulda birbirimiz yanımızda olmayı, işbirliği içinde olmayı ve bütün olmayı öğrenen bir milletiz ve değerlerimizden bir tanesi de budur. Fakat C seçeneğinde açık ve net bir Türkçe ile kendimizi ifade etme becerisini kazanmamız ve güzel bir yazı yazmamızı sağlaması Türkçe dersinin önemli kazanımlarından, amaçlarından biridir diyebiliriz çocuklar. Birinci sorunuzun doğru seçeneği C olmaktadır böylece. İkinci soruyla devam edelim hemen. İkinci soruda diyor ki, kalemimi alayım tekrar. Arya voleybol takımında çok başarılı bir oyuncu olmasının yanında voleybol takımında olduğunu, oyuncu olduğunu öğrendik. Çok da başarılı bir öğrenciymiş. Bunun yanı sıra kardeşlerine de çok iyi davranan sorumluluk sahibi bir bireymiş. Yukarıda verilen bilgilere göre Arya'nın üstlendiği rollerden hangisine değinilmemiştir diyor. Öğrenci olduğuna değinmiş, sporcu yani bir oyuncu olduğuna değinmiş, kardeş olduğuna değinmiş fakat izci olduğuna değinmiş mi çocuklar? Hayır. O halde doğru seçeneğiniz B seçeneğidir çocuklar. Üçüncü soruyla devam ediyorum çözmeye. Üçüncü soruda diyor ki buna göre yukarıda verilen tanımlardan boşlukları sırasıyla nasıl tanımlamalıyız? Nasıl doldurmalıyız? Bu boşluklara hangi kelimeler gelmeli diyor kısaca bize. Bireylerin doğuştan sahip olduğu ve kanunlarla kendilerine tanınmış olan yetkilere hak denir çocuklar. Kişinin davranışlarını değerlendirerek sonucunu üstlendiği görevlere ise sorumluluk denir. O halde bizim doğru seçeneğimiz nedir? A seçeneğidir bir tanelerim. Hemen devam ediyorum. Dördüncü soruyla. Çocuklar tabii ki bizim üstümüze düşen sorumluluklarımız vardır. Bu sorumluluklar toplumda vardır, ailemizde vardır, çevremize karşı, okulumuza karşı vardır ve çeşitli başlıklar halinde toplayabiliriz. Bakalım burada ne diyor? Kaç tanesi evde üstümüze düşen sorumluluklarımızdır diyor. Ev bizim için önemli. Evdeki iş bölümüne katkıda bulunmak, evet. Çevremizi temiz tutmak ve çöp atmamak. Bu bir dursun. Sanki toplumsal hayattaki çevre düzenini kurmaya yönelik bir maddeymiş gibi algılıyoruz. Çünkü evde kimse çöp atmaz yerlere çocuklar. Odamızı temizlemek, kıyafet düzenimizden sorumlu olmak, evet. Kişisel bakımımızdan dişlerimizi fırçalamak, banyomuzu yapmak gibi, evet, evde gerçekleştiririz. Otobüsün sırayla binmek, bu da toplumsal hayatta uymamız gereken sorumluluklardandır. O halde bizim burada 1, 2 ve 3 tane evde üstümüze düşen sorumluluk olduğunu görmekteyiz çocuklar. Yani doğru seçenek C olacak. Hemen ilerletiyorum. Beşinci soruyla, bakalım beşinci soruda ne diyor? Paragrafta verilen olayda İnci'nin olayın sonundaki davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? İnci proje çalışmasında maket hazırlama görevini üstlenmiştir. Grup arkadaşlarının önerilerini dikkate almamış ve ilk akla gelen şekilde maketi hazırlamıştır. Ancak maketi hayal ettiği gibi olmamıştır. Bazı parçaları düşmüştür. İnce arkadaşlarının önerilerini dikkate almadığı için pişman olmuş ve yaptığının yanlış olduğunu söyleyip onlardan özür dilemiştir. Peki biz bu olay örgütüne göre aşağıdakilerden hangisini çıkartamıyoruz? Bakalım çocuklar. Hatasını kabul etmemiş ve arkadaşlarını suçlamıştır. Hayır, ulaşamayız. Kararında ısrarcı davranmıştır sonuna kadar. Hayır, ulaşamayız. En sonunda hatasını kabul etmiş çünkü.
Kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmiştir. Bu bir dursun. Üstlenmesi gereken sorumluluklardan kaçmıştır. Hayır, buna da ulaşamayız. Çocuklar yanlış bir karar vermiş, grup arkadaşlarını saf dışı bırakmış ve kendisi tamamen sorumluluğu üstlenmiştir. Ama kendi kafasının dibine giderken arkadaşlarının söylediklerini önemsemezken ne yaptığının da farkına sonunda varmıştır. Çünkü istediği gibi, planladığı gibi gitmemiş bir şeyler, arkadaşlarının önerilerini dinleseydi daha iyi bir sonuçla karşılaşabilirdi. Yaptığım hata olduğunu anlayıp arkadaşlarından özür dilemiş. Bu da bizim C seçeneğe ulaşmamızı sağlıyor. Hemen siliyorum tekrar çocuklar burada ve devam ediyorum 6. soruyla. Uygarlıklarla ilgili bir soru var karşımızda çocuklar. Hititler ölümden sonra yaşamın var olduğuna ve Tanrı'ya hesap vereceklerine inanmışlardır. Bundan dolayı her yıl iyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz ne yaşarlarsa yaşasınlar, anal adı verilen yıllıkları yazarlarmış. Buna göre yukarıdaki açıklama aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuş olabilir? O dönemde yaşanan tüm uygarlıkların analları tutmalarına neden olmuştur. Buna göre mi? Bu Hititlerle ilgili bir düşünce fakat başka bir uygarlıkta böyle bir düşünce olmayabilir. O yüzden çarpıtıyoruz. Objektif yani tarafsız tarih yazıcılığının başlamasına neden olmuş olabilir. Objektif tarafsız demek çocuklar. Bu da iyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz ne yaşandıysa her iki taraftan bakarak yazmayı ifade eder. Yukarıda anlatılanlarla birebir bağlantı sağlıyor. Bu bir kalsın. Tüm uygarlıkların ölümden sonraki yaşama inanmalarına sebep olmuştur. Bu da olamaz çocuklar. Başka uygarlıklar farklı inanç yapılarına sahip olabilirler. Tanrı tarafından cennete alınmalarına sebep olmuştur ki bununla ilgili asla bir yargıya varamıyoruz. Çünkü cennet ya da cehennem gibi bir olaydan söz edilmemiş. Burada ulaşmamız gereken doğru seçenek B olacak çocuklar. 6B yani objektif tarafsız tarih yazıcılığının başlangıcına neden olmuştur olacak. Hemen sayfamı temizliyorum ve 7. soruyla devam ediyorum çocuklar. Anadolu, Asya ile Avrupa arasında köprü olmakla kalmayıp geçmişten günümüze kadar da birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da çeşitli uygarlıkların kurulma sebeplerinden değildir diyor. Coğrafi konumu bakımından iyi bir yere sahip olması ki gerçekten öyle çocuklar. Hem Asya, hem Avrupa, hem de Afrika kıtalarının tam ortasında bulunmakta. Çevresinde 3 deniz bulunmakta. Hatta 4. Karadeniz, Ege, Marmara ve Akdeniz gerçekten Anadolu güzel bir yapıya sahip coğrafi konumunda. Etkili olmuş mu? Evet. Su kaynaklarının bol miktarda olması tabii ki insanların yaşamlarını sağlayabilmesi için ihtiyaç duyduğu temel unsurlardan bir tanesi de sudur. Hem hayvanları hem kendileri için de su kaynaklarının bol olduğu yerler tercih etmişlerdir. İklim şartlarına uygun toprağın verimli olması, yaşamlarını sürdürebilmeleri için diğer önemli olan iki unsur da burada verilmiş. Toprağa ekip biçmeleri lazım, topraktan faydalanmaları lazım, hayvanlarını otlatmaları lazım. O yüzden toprağın verimli olması onlar için önemli olmuştur ve iklim şartlarının tabii ki uygun olması. Savaşmak için birçok etnik yapının bu bölgede olması. Çocuklar hiç kimse başka bir milletle savaşmak için bir yere göç etmez. Yani göç ettiği yerde önemli olan temel etken savaşmak için göç etmek için olmaz çocuklar. O yüzden B seçeneği diyemeyiz. Buradaki işaretleyeceğimiz seçeneğimiz B'dir. Hemen siliyorum ve devam ediyorum 8. soruyla. Yine uygarlıklarla ilgili bir soru karşımıza geliyor. Bakalım ne diyor? Mezopotamya iki nehir arasındaki verimli topraklar anlamına gelmektedir. Bu iki nehir ise Fırat ve Dicle'dir. Buna göre Mezopotamya'da kurulan uygarlıklarla ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Fırat ve Dicle nehirlerinin bu topraklardan geçiyor olması yerleşim alanı olarak bu bölgeyi seçmelerine etkili olmuştur. Doğru. Bölge yapısı itibariyle taşlık bir alana sahip olmadığı için yapı malzemesi topraktır ve bu sebeple çok fazla taş kalıntılar günümüze kadar ulaşamamıştır. Doğru. Fırat ve Dicle nehirlerinin bu topraklardan geçiyor olması toprağın verimli olmasında etkili olmuş ve bu topraklarda yerleşmelerin diğer bir nedeni olmuştur. Bu da doğru. Toprağın verimli olmasını sağlamıştır çünkü. Mezopotamya uygarlıkları her alanda ilk buluşları gerçekleştiren uygarlıktır diyor ki yukarıda verilen tanımla ya da ana fikirle aşağıdaki seçeneğin hiçbir anlamı yok. Kaldı ki Mezopotamya uygarlığı her türlü buluşun ilkini gerçekleştirmiş uygarlıklardan oluşmuyor çocuklar.
O yüzden doğru seçeneğimiz D olacak. Siliyorum hemen ve yeni soruyla devam ediyorum. 9. Kalemimi de alayım. Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları ile ilgili doğru değildir? Birleşmiş Milletler çocuk haklarını korumak amacıyla Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni hazırlamıştır. Evet. Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesi 1990 yılında imzalanmıştır. Bu da doğru. Çocuk Hakları Sözleşmesi 18 yaşından sonra geçerlidir diyor. Bu bir dursun. Çocuk hakları çalışmalarını uluslararası alanda yürüten UNICEF'tir. Bu da doğru. Çocuklar C seçeneğinde demiş ki Çocuk Hakları Sözleşmesi 18 yaşından sonra geçerlidir. Hayır, çocuklar 18 yaşına kadar geçerlidir. 18 yaşından sonra ise genç yetişkin olursunuz. O yüzden C seçeneğidir. Çocukluktan çıkarsınız. Her birey 18 yaşına kadar çocuktur tanımını sıkça tekrar etmişimdir. 10. soruyla devam ediyoruz. Dünya üzerinde yaşayan insanlar tüm çağlarda güzel olan her şeye hayranlık duymuşlar ve hangi alanda bir güzellik görseler bunu kutsallaştırmışlardır. Öyle ki bu durum tek bir alanda değil birçok alanda yansımış, insanları dünyanın 7 harikası belirlemeye kadar itmiştir. Dünyanın 7 harikası eski 7 harika ve yeni 7 harika olmak üzere ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın eski 7 harikası listesinin içinde bulunan ve Mezopotamya uygarlıklarından birisine ait bir yapıdır? Babil'in asma bahçeleri, evet Mezopotamya uygarlığına ait ve eski 7 harikanın içerisinde. Bu bir dursun. Artemis Tapınağı, hayır çocuklar. Mısır piramitleri, hayır. Taç Mahal, hayır. Şimdi çocuklar burada saydıklarım da evet 7 harikanın içerisinde fakat burada bizden istediği nedir? Mezopotamya uygarlıklarından birisinin olması istiyor. O yüzden Babil'in asma bahçeleridir diyoruz. Yani cevabımız A seçeneği oluyor. Sildim hemen tekrar ve devam ediyorum 11. soruyla. 11. Diyor ki 11. soruda. Yukarıda özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Ay yılı esasına dayalı ilk takvimi yapmışlardır diyor. Matematik ve geometrinin temellerini atmışlardır diyor. Tekerleği icat etmişlerdir diyor. Gılgamış ve yaratılış destanlarını yazmışlardır diyor. Tabii ki çocuklar Sümerler çok net ve açık özelliklerle karşımıza çıkıyor burada cevap. İlerletiyorum. 12. soruyla devam ediyoruz. Yine bir uygarlık sorusu karşımıza geliyor. Diyor ki Anadolu uygarlıklarında şehir devletleri şeklinde yönetilen uygarlık ve Mezopotamya yani hem Anadolu uygarlıkları içerisindeki hem de Mezopotamya uygarlıkları içerisindeki şehir devletleri şeklinde yönetilen uygarlık ve bunlara verilen isimler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir diyor. Bizden bunu istiyor. Anadolu uygarlıklarında şehir devletleriyle yönetilen uygarlık İyonlardır çocuklar. Mezopotamya'da ise Sümerlerdir. İyonlarda bunun ismi polistir şehir devletlerinin adı. Mezopotamya'da ise Sipi'dir. Yani doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Devam edelim. Yine bir bilgi sorusunu çözdük. 13. Bakalım ne diyor? Kütüphaneler uygarlıkların geçmişleri ve kimliklerini oluşturmaktadır. Bir uygarlığın zengin bir kütüphaneye sahip olması demek, kültürde, medeniyette, bilimde, araştırmada önde olması demektir. Uygarlıkların hafızası sayılan kütüphaneler biz insanların da ortak geçmişidir. Buna göre aşağıdaki uygarlıklardan hangisi dünyanın ilk kütüphanesini kurmuş olan uygarlıktır ve bu kütüphanenin ismi nedir? Çocuklar Mezopotamya uygarlıkları arasında kurulmuştur. Bu kütüphane Asurlar tarafından kurulmuştu ve adıysa Ninova Kütüphanesidir. Yine uygarlıklarımızla ilgili bir soruydu. 14. soruyla devam ediyoruz çocuklar. Hatta 15'i de açayım ve sonrasında bitireceğiz. Şöyle. Şimdi çocuklar, 14. soruda diyor ki, Sümerler de diğer uygarlıklar gibi çok tanrılı bir inanç sistemine sahiplerdi. Öyle ki, bu inançları mimari alanda onları etkilemiş ve 7 katlı 3 bölümden oluşan hem tahıl deposu, hem okul ve ibadethane kullanılan, hem de yıldız ve gezegenleri incelemek için oluşturdukları gözlem evlerinden oluşan mimari yapılar ortaya çıkmıştır. Buna göre temelinde inanç sisteminin olduğu bu çok yönlü yapının adı aşağıdaki seçeneklerin hangisine verilmiştir? Tümülus,
Oda şeklindeki mezarlardır çocuklar. Tepe şeklinde görülür dışarıdan bakıldığınızda. Kafates, filiklere ait bir kilimdir çocuklar. Bu da değil. Fibula, çengelli iğnedir. Yine filiklere aittir. Ziggurat yukarıda özellikleri verilen mimari yapıdır. Yani doğru seçeneğimiz denizli olacak. 15. Dünyanın en sert yasalarını oluşturmuş ve aynı zamanda dünyanın ilk yazılı anayasası olma özelliğini taşıyıp kısasa kısas ilkesiyle uygulamaya konulan yasaların adı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Urgefine kanunları Sümerlere aittir. Olamaz. Midas kanunları zaten Midas Friklerin kralıdır ve bu da olamaz. Kibele kanunları diye bir kanun yoktur, bir tanrıçadır. Buradaki seçeneğimiz Hammurabi kanunları olacak çocuklarım. Kendinize çok iyi bakın sevgili öğrenciler. Sorularımızın cevap anahtarı bu şekildeydi. Görüşmek üzere.